Biraz haber, biraz yorum değerli izleyenler. Yorum bölümümüze geliyorum. Çayımı da tazeledim. VTR arasında sevgili Savaş'a bir merhaba diyelim. Savaş merhaba. Merhaba sevgili Deniz, iyi yayınlar. Çok İyi teşekkür ederim. Yaptı sonları. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok şık görünüyorsun. Nasıl geçti haftam? Kahvaltıdaydım. Kahvaltı yaparken Skype olduğunu biliyordum. Üzerinde bir polar vardı. Kanala yakın bir yerdeydin. Senin o çok dikkat ettiğin, benim de çok dikkat ettiğin. Üzerimi değiştirmek için, kanala yakın çok olduğum şık için Skype'ı kanaldan bağlıyorum. Çok teşekkürler. Galatasaray 2 yeni güzel transfer yaptı. İlerleyen zamanlarda göreceğiz elbette ama Galatasaraylı taraftarlar şimdiden heyecanlı. Ben de merakla bekliyorum neler yapacaklarını. Nasıl yorumluyorsun bu iki transferi? Devre arası transferleri biraz sıkıntılı olacak gibi gözükse de yani az önce Vinicius'un röportajına baktık. Çok sempatik, çok böyle takım oyunu oynayacakmış gibi daha ilk görüntüsünde bana açıkçası olumlu bir hava verdi. Sağ bek konusunda bir çözüm daha var. Baktığımız zaman işte Zaha ile geçmişte belki anlaşamadı ya da tartışmalar yaşandı. Bunlar büyük takımlara geldiği zaman unutulabilir, olabilir. Herkesin herkese sorunu olabiliyor. Antrenmanlarda zaman zaman tartışma olabiliyor. İki transfer tamam, üçüncüsü neden olmasın? Üçüncü aslında yaptığımız uzun zamandır yayınlarda Galatasaray'ın hep sol bek sorununa dikkat çekiyorduk. Evet Barış var, evet Kaan Ayhan var, şimdi Berkan geldi. Ama orijinal bir sol bek olan transfer içinde Galatasaray uğraşıyor. Süper Lig'de belki mevcut kadrolarla devam edebilir. Avrupa transferi kapandı. Orada büyük ihtimalle Berkan'ı göreceğiz bundan sonraki Avrupa maçlarında. Ama Süper Lig için üçüncü bir transferi Galatasaray kovalıyor. Bu da İspanyol Sergio Gomez. Önemli bir oyuncu. Manchester City'ye transfer olmuştu. Dortmund'dan iyi bir dönem var. Anderlecht dönemi. Baktığımız zaman böyle bir sol bek içinde Galatasaray'ın uğraşı var. Ama fırsat transferi kovalıyor. Bunu kabul etmek lazım. Galatasaray bonservis ödemiyor. Dolayısıyla... Evet zaten Okan Hoca'nın açıklamalarından da öyle bir şey sezdim. Bir de Galatasaray yönetimi yani geçtiğimiz yıl bu sezon o kadar güzel bir transfer politikası oturttular ki başarıları kadar aynı zamanda o verdiği güven duyguları da bence çok çok iyi taraftarlara. O gün de ben mesela onu sezdim. Yani gerçek anlamda bir fırsat transferi bakıyorlar. Doğru. Rakamsal anlamda baktığınız zaman 30 milyon euro artı bonuslarla Saşa Boy'u satıyorsunuz. Yerine aldığınız oyuncu için harcadığınız rakam çok cüzük bir rakam. Yani gerçekten cüzi bir rakam. Sezon sonu satın alma opsiyonu olmuş olsa da yine aynı şekilde Vinicius için de harcadığınız para yarım sezonluğuna hem kiralama hem satın almada 1 milyon 200 bin euro baktığımız zaman. Bakan buradan elde ettiğiniz 5 artı 5 çok normal şartlarda Galatasaray yönetiminin uzun zamandır yapamadığı şeyi yaptı. Satış ve alış. Alışı da satışı da bu devre arasında çok iyi gerçekleştirdi. Yani bunu tebrik etmek lazım. Okan Hoca'nı ayrı tebrik etmek lazım. Bu kadar sakatın olduğu yerde, eksiğin olduğu yerde, milli takımda bulunan futbolcuların olduğu yerde, hatta bazı futbolcuların formsuz olduğu yerde şu fikstürden Okan Hoca takımı çok çok iyi çıkardı. Fenerbahçe ile kafa kafaya. Şimdi artık bundan sonra her hafta psikolojik savaşta kim önde soruluyor? 3 hafta önce İsmail Kartal psikolojik baskı bizden yana, psikolojik üstünlük bizde diyordu. Geçen hafta da soruldu, bu hafta da soruldu. Artık en az hata yapanın finalde şampiyonluğu göğüsleyeceğinden bahsediyor. Maçı 3 hafta Fenerbahçe önden oynadı. Şimdi Galatasaray önden oynamaya başladı. Bu hafta Başakşehir de cumartesi günü oynayacak. Fenerbahçe pazar günü Alanya ile oynayacak. Hakikaten bir psikolojik savaş ya da psikolojik baskı çok önemli bunda. Taraftarıyla, camiasıyla, Fenerbahçe Başkanı'nın dün yaptığı açıklamalara baktığımız zaman bir psikolojik yarışın içine girdi. Evet sahada yarış var ama psikolojik baskı bunun içinde transferler de dahil. Fenerbahçe iyi transferler yaptı. Galatasaray transfer yaptı. Yapmaya devam ediyor. Ama bir gerçek var sevgili Deniz. Avrupa'da devam ediyor iki takım da. Süper Lig'de devam ediyor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda hakikaten hata yapanın telafisi olmayacak bir yarışta gidiyor iki takım da. Fenerbahçe'yi nasıl buluyorsun? Dün akşamki karşılaşmada Çağlar da ekibe katıldı şimdi. Daha güçlü bir Fenerbahçe. Çağlar'ın ilk maç olmasına rağmen uyum sorunu konusunda çok fazla sıkıntı yaşamadığını söyleyebilirim. Zaten Fenerbahçe'ye gelirken Ali Bey'in de ifade ettiği gibi fedakarlıkla gelmişti. Takım içinde İrfan Can olsun, Cengiz olsun. Cengiz çok eski arkadaşı. Ta ki Altın Orda serüveni İngiltere'de beraber oynadılar. Yani burada geldiği takım çok yabancı bir takım değil. İlk maçında olumlu bir futbol sergiledi. Gelen anda baktığımız zaman da Fenerbahçe dün iyi işler yaptı. Belki çok iyi futbol oynamadı ama Samsun maçında iyi oynayıp puan kaybetti. Dün akşam da
daha akıllı, daha bireysel ayaklar. Özellikle Cengiz'in attığı şık goller. Her hafta hemen hemen attığı goller baktığınız zaman birbirinden güzel oluyor. Dün akşam da çok şık bir gol attı. Asist yaptı zaman zaman. Oyundan çıkan, giren, Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu var. Gireniyle çıkanıyla bu yarışın içinde olacak gibi gözüküyor. Şu anda gol avarajıyla lider ama bu süreç önümüzdeki günlerde yerini puan kayıplarına bırakacaktır mutlaka. İki takımdan birisi yani hem Avrupa hem Süper Lig hem Ziraat Türkiye Kupası kadrosunu daha iyi kullanan, yedek kulübesini daha iyi kullanan burada avantajı eline geçecektir. Şu anda Afrika Kupası'nda olan oyuncular vardı. Yavaş yavaş dönmeye başladı. Yeni transferlerle beraber. Okan Hoca şampiyon teknik adam. Zorlu maçları çok iyi geçmesini biliyor. İç sahada, dış sahada. Geçen sene sen de farkındasındır sevgili Deniz. Okan Hoca'nın 7. ya da 8. haftadan sonra son haftaya kadar bir şablonda bir kadrosu vardı. İlk 11'in aşağı yukarı 10 tanesi hiç değişmiyordu. Bazen 9 oluyordu. Sol bek genelde değişiyordu. Ama şu anda Okan Hoca her maçta bizleri şaşırtmaya başladı. Her maçta oyuncu değişikliklerini daha erken yapmaya başladı. Çünkü kazanmak ve kaybetmemek adına her türlü riski alıyor. Rakibe göre 11 kurmaya başladı Okan Hoca. Bu Yani akşamki Beşiktaş Trabzon'a da kısacık değinmek istiyorum. Ne dersin Savaş? Az önce seni izlerken istatistiklere baktım. İki takım da birbirine çok yakın. İki takım da kazanmayı çok istiyor. Abdullah Avcı istim üstünde. Yani baktığımız zaman böyle Santos mutlak galibiyet peşinde. Çünkü büyük umutlarla geldi. Elindeki kadro belli. Henüz transferler yapamadı Beşiktaş. Onun için de çok sürpriz isimler bekliyorum. Böyle baktığın zaman iki takımın da galibiyetten başka bir düşüncesi olacağını zannetmiyorum. Beşiktaş evinde seyircisi baskısıyla biraz daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Ya bir kazanan olacaktır ama sanki biraz daha Beşiktaş'ın tüm eksiklere rağmen favori olacağını seyirci baskısıyla bir de her türlü riski alacak bir Santos görüyorum. Abdullah Avcı'nın dün bir üşütme geçmiş olsun diyelim orada. Sanki antrenman sonrası bir üşütme olduğu ifade edilmiş Yunus'un haberlerinde o şekilde görmüştüm. Ben güzel bir maç bekliyorum. Hakikaten bol gol bir maç bekliyorum. İki takımın da yani korkarak değil kazanmak adına oynayacağı ve o sistemle sahaya çıkacağı bir maç bekliyorum. Bugün bu haftanın en güzel maçı herhalde Beşiktaş-Trabzonspor maçı olur. Bir kazanan olacak ama beraberliğe ihtimal vermiyorum sevgili Deniz. Sevgili Savaş, çok çok teşekkür ediyorum. O güzel yorumların için sana ve ailene güzel bir pazar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları. Kameraman arkadaşlarıma ve rejiye de selamlar. Aleyküm selam. İletirim. Görüşmek üzere. Ve değerli izleyenler, devam edelim bakalım. Süper Lig'de Başakşehir evinde İstanbulspor'u mağlup etti. 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki teknik adam neler söyledi? Ekranlarınıza getirelim. Bir hayalimiz her zaman vardı. İlk başlangıçtaki hayalimiz ilk 6'yı, ilk 5'i yakalayabilir miyiz? Çok uzak bir hedef olsa bile. Ama şu an o hayallerimiz daha da büyük hale geldi. Şu an bizim daha da büyük hayallerimiz var. Bugün maçı kazanıp Trabzon Beşiktaş maçında maçını keyifle izlemek istiyorduk açıkçası. Amacımız oydu.